Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Muhammed ifadesi bir isim midir yoksa bir ünvan mıdır? Bu konuyla alakalı yapılmış olan akademik çalışmaları, akademik analizleri sizlere sunmaya çalışacağım. Bilenler bilir bizim yorumlarımızın altına yani non testini yapmış oldukları yayınların altına bazı aklevveller, zır cahiller gelip sıklıkla şunu yazarlar. Muhammed demişsin, saygısız, terbiyesiz, Hazreti Muhammed diyeceksin şeklinde yorumlar yaparlar. Biz de bu kamillere cevap verirken şunu söyleriz. Yavrucuğum, evladım, Muhammed ifadesi zaten bir ünvandır ve hamd edilen, övülen manasına gelir. Yani bu ünvan, bu şahsa kimse artık zaten onu övmek, onu yüceltmek maksadıyla verilmiştir. Dolayısıyla bunun başına ekstradan hazreti, sonuna ekstradan sav konulmaz. Bu komiktir. Nitekim Araplar böyle bir şey yapmıyor. Bu Türklere has bir uydurmadır. Biraz da İran'da görülebilen bir durumdur. Bunun sebebi de Arapçaya hakim olmama halidir. Zaten bu hamd edilen demek. Hazreti hamd edilen. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kullanıyorsunuz çünkü cahilsiniz. O yüzden bugün bu konuyu analiz eden çok güzel bir akademik çalışmayı sizlere sunmak istedim. Başlayalım fazla uzatmadan. İlk önce her zaman olduğu gibi bu konuyla alakalı Kur'an'da geçen ayetleri okuyacağız. Muhammed'le alakalı Kur'an'da sadece 4 ayet var değerli arkadaşlar. Yani Muhammed isminin içinde geçtiği sadece 4 tane ayet var. Çok enteresan bir durum değil mi? Son nebi deniyor. Peygamberlerin en üstünü, en mübareği deniliyor. Allah'ın habibi deniliyor. Ama Kur'an'da ismi sadece 4 defa geçiyor. Oysa bazı peygamberlerin ismi yüzlerce defa geçiyor. 50 60 defa geçiyor. Bu enteresan detayı da başta paylaşmak istedim. Zaten biraz sonra bunun geniş çerçevesine değineceğiz. Kur'an'da Muhammed'den bahsedilen isminin geçtiği daha doğrusu 4 tane ayet var. Onları okuyalım. İlk ayetimiz Ali İmran suresinin 144. ayeti. Şöyle deniliyor. Muhammed bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Ahsap 40 Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinizin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi gereğince biliyor. Bu da enteresan bir ayettir buradaki baba ifadesi. Bunun bir kökeni var. Bu konuyla alakalı ben bir yayın yapmış mıydım hatırlamıyorum ama belki ileride yaparım. Muhammed Suresi 2. Bir de bir surenin ismi Muhammed Kur'an'da. O surede de sadece bir defa geçiyor isim. İman edip barışa hayra yönelik işler yapanlar ve Muhammed'e indirilene ki o onların Rablerinden bir haktır. İnanmış olanlara gelince Allah onların çirkin davranışlarını örtmüş ve gönüllerini barışa yöneltmiştir. Fetih Suresi 29 Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çok çetin, sert, acımasız, kendi aralarında çok sevecendirler, çok merhametlidirler. Kur'an Musa'yı 136 kez değerli arkadaşlar. Bakın çok önemli. Musa'yı 136 kez anıyor Kur'an ismiyle. İbrahim'i 69 defa anıyor. İsa'yı 25 defa anıyor. Muhammed'i ise sadece 4 defa anıyor. Yukarıda okumuş olduğumuz ayetlerde. Şu bilgi dahi bu kitabın Yahudi ve Hristiyan kökenli olduğunu açık şekilde ortaya koyar. Çok açıktır bu. Hani her zaman diyoruz ya İslam esasında Yahudilikten kopmuş olan bir Hristiyan mezhebidir. Hristiyanlık da Yahudilikten kopmuş bir mezheptir. İslam da Yahudi tandanslı Hristiyan ağırlığına da sahip olan bir mezheptir. Başlangıçta Hristiyan mezhebiyken daha sonradan bağımsızlığına kavuşmuştur. Kur'an'daki bu Musa, İbrahim ve İsa ağırlığı bunu zaten açık şekilde ortaya koyuyor. Bu konuyla alakalı çok fazla yayınlar yaptım ben. Süryani Hristiyanlığının Kur'an üzerinde, İslam üzerinde ne kadar etkili olduğunu analiz eden, üstelik de akademisyenler tarafından analiz edilen çok fazla yayın paylaştık. O yayınları da mutlaka izleyin. Muhammed'in peygamberin gerçekten ismi mi olduğu, yoksa sonradan kullanmaya başladığı dini bir sıfat, lakap mı olduğu tartışmalıdır. Bu konu sadece bizim dile getirdiğimiz bir konu değil mabadımızdan uydurduğumuz bir konu da değil. Akademisyenler arasında dahi bunu savunanlar var, savunmayanlar da var. Akademi dünyasında bile tartışmalı bir konu. Örneğin Elio Springer bu ayetlerin geleneksel olarak Medine dönemine ait olarak sınıflandırılan ayetler olmasından yola çıkarak bunun peygamberin Medine döneminde özellikle Musevilerin mesiyanik ihtiyaçlarına yani mesihlik inançlarına beklentilerine hitap etmek, Onların beklediği Mesih olarak konumlanmak amacıyla kullanmaya başladığı bir sıfat olduğu görüşündedir. Öte yandan Noldek bunun İslam öncesi Araplarda da kullanıla gelen bir isim olduğunu savunur. Bu bilgi de çok önemli. Zaten söylediğimiz gibi kelimenin anlamı ham edilen, övülen demek. Dolayısıyla daha önceden de zaten Mesih inancı hem Yahudilikte hem Hristiyanlıkta olduğu için bu unvanın daha önce kullanılıyor olması çok normal. Zaten bu yüzden Muhammed acaba İsa mı diyoruz? Çünkü İsa'nın da ünvanı övülmüş seçilmişti. Muhammed ünvanının kelimesinin anlamı da bu. Bu tartışma batılı araştırmacılar arasında Springer ve Noldek'ten beri sürmektedir. Peki Muhammed'in bir isim mi yoksa lakap mı olması neden bu kadar önemlidir? Tarihi bir kişilik olarak İslam peygamberinin ismi olması bir yana Muhammed eğer sadece bir lakapsa o zaman kimin lakabı olarak kullanıldığı sorusu belirir ki bu da pek çok başka olasılıkları gündeme getirebilir. Örneğin tartışmayı daha öteye götürüp Muhammed'in seçilmiş olan manasında bir Arap peygamber için değil de İsa için kullanılan dini bir kalıp olduğunu iddia edenler de vardır. Olkru Pop'a göre erken dönem Emevi Araplar Hristiyandı. Fakat Bizans'ta olan çekişmeleri nedeniyle Nasturi bir Hristiyanlık anlayışına doğal olarak insan tabiatlı bir İsa mefhumuna sahiptiler. Evet değerli arkadaşlar biraz önce belirtmiştim. Emevilere ait zaten bazı paraları eski paraları araştırırsanız üzerinde haç olduğunu göreceksiniz. E bunlar Müslümansa paralarının üzerinde haç işaretinin ne işi var öyle değil mi? Bunu da sorgulamanız gerekiyor. Yani İslam'ın en başlangıçta bir Hristiyan mezhebi olduğunu Yahudilikten kopan bir Hristiyan mesabu olduğunu onaylayan, kanıtlayan birçok done var. Çok fazla var. Öyle kafadan uydurulmuş bir şey değil yani bu. Karl Heinz Ohlik de benzer bir görüşe sahiptir. Semitik, Bizans öncesi bir Hristiyanlık anlayışına sahip olan Araplar seçilmiş olan sıfatının motifini de olduğu gibi İsa için kullanıyorlardı. Ohlik, Muhammed'in tarihi bir kişilik olarak sonradan inşasına rağmen sıfatın aslında İsa için kullanıldığını, bunun daha sonra yeniden yorumlandığını ama Kur'an'da hala görmenin mümkün olduğunu iddia etmektedir. Bunu göstermek için Muhammed bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir ayetinin Meryem'in oğlu Mesih bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir ayetiyle beraber okunmasını önermektedir. İki ayet birbirine çok benzer tıpatıp sadece baştaki Muhammed ifadesiyle Meryem'in oğlu Mesih ifadesi farklılık gösteriyor. Ve buradaki bu araştırmacı, bilim insanı bu iki ayeti birlikte okumanın esasında Muhammed'in İsa'dan bahsettiğini anlama noktasında faydalı olacağını söylemiş. Tabii ki bunlar teori değerli arkadaşlar ama öyle içi boş teoriler değil. Öte yandan sadece Kur'an'a odaklanan Reynolds, Kur'an'da birçok karakterin hem ismiyle hem de lakaplarıyla anıldığını işaret eder. Bu bilgi de çok önemli. Birçok isim hem ismiyle hem lakabıyla anılırken Muhammed sadece Muhammed lakabıyla anılıyor. İnsanın elmesi, Yunus'un Zülnun lakaplarıyla anılması gibi. Bazı durumlarda ise ortada sadece bir lakap vardır ama ona eşlik eden belirgin bir isim yoktur. Büyük İskender için kullanılan Zülkarne'nin kim için kullanıldığı oldukça tartışmalı Zülküf ya da Biblikal bir karakter Potipar için kullanılan El Aziz gibi. Müfessirler tarafından Hristiyanların ve Musevilerin bilmediği Arap peygamberlerden biri olarak yorumlanan Salih, Reynolds'un verdiği bir diğer örnektir. Pek çok batılı araştırmacı için hangi biblikal karakter olduğu tartışmalı salih bir isim değil, Kur'an'da başka örnekleri de olan, doğru yolda, tanrı yolunda olan anlamında bir lakaptır, bir sıfattır. Yani değerli arkadaşlar bu husus sadece Muhammed için geçerli değil. Bakın salih konusunda da akademisyenler bunun bir isim olmadığını, ünvan olduğunu belirtiyorlar. Ve bu ünvanın kime verildiği de meçhul. Ya da yine bir biblikal karakter olan Saul'ün Kur'an'da sadece Talut lakabıyla anılması. Talut ile Calut olayı var Kur'an'da biliyorsunuz. Burada Talut lakabıyla Seul kastediliyormuş. Talut lakabıyla anılması hem Goliath'ın ismi Jalut'la kafiye oluşturur. Kafiyeli isim çiftleri yaratma Kur'an için önemli bir noktadır. Şiirsel bir kitap olduğu için. Hem de lakabın uzunlukla anlam ilişkisi üstünden olan saydın uzunluğuna gönderme yapar. Bu durumda genel olarak özel isimlerle, detaylarla pek ilgilenmeyen ama bir ifade aracı olarak göndermelerle, işaret etmelerle dinleyicisinin bildiklerini hatırlatan, gündeme getiren Kur'an'ın Muhammed'i de met edilen, hamd edilen manasında bir lakap olarak kullanmış olmaması için hiçbir neden yoktur. Evet değerli arkadaşlar yayınımız burada sona erdi. Kısa bir yayındı ama gördüğünüz gibi akademik bir yayındı. Konunun uzmanı profesörlerin, bilim insanlarının yapmış oldukları araştırmalara dayanan bir husustu. Belirtildiği gibi Muhammed'in bir isim mi bir ünvan mı olduğu hususunda akademi dünyası da ikiye bölünmüş durumda. Birçok araştırmacı bunun ünvan olduğunu, Övülmüş manasına geldiğini ve bu yüzden İsa'yı kastetme olasılığının olduğunu belirtiyor. Bazıları bunun isim olduğunu öne sürüyor ama ismi biz analiz ettiğimizde ham edilen manasına geldiğini zaten görüyoruz. Dolayısıyla bunun ünvan olma ihtimali çok çok daha yüksektir.